Altıncı his var mı? Bilim adamlarına göre insanlarda görme, duyma, tat alma, dokunma ve koklama olmak üzere 5 duyu mevcuttur. Bunlarla beraber kişinin sadece hislerini kullanarak bir takım olayları sezinlemesini sağlayan bir duyunun daha varlığından bahsediliyor. Altıncı his adı verilen bu duyu gerçekten var mı? İnsanlar altıncı hislerini kullanarak bazı olayları hissedebilirler mi? Altıncı hissin kanıtı niteliğinde bir olay. Ivan Tozzo 2016 yılında Kolombiya'da korkunç bir uçak kazası geçiren ve bir Brezilya futbol takımı olan Capoense'nin başkan yardımcısıdır. Takım içi aldığı görev sebebiyle oyuncularla beraber Güney Amerika finallerine gitmek zorundaydı. Ancak o talihsiz uçak kalkmadan önce Tozzo'nun 6. hissinde bir hareketlenme oldu. Nedenini tam olarak ifade edemese de uçağa binmemeye karar verdi ve bu karar onun hayatını kurtardı. Francisco adlı El Salvadorlu eski bir gerilla kampın güney kapısına nöbetçi olarak dikildiği bir gecede başına gelen olayı anlatıyor. Diğer gecelerden farklı olarak Francisco korkuyordu. O kadar ki mide ağrısı çektiğini bahane ederek yerine başka gerillanın gelmesini arz etti. O gece ordu Francisco'nun terk ettiği nöbet kulesinden saldırdı. Bir başka örnek sosyal medyadan Marta Fernandez adlı bir anne başına gelenleri anlattı. Günün erken saatlerinden itibaren nedenini bilmediği bir tedirginlik yaşayan Marta, oğlunun eve her zamanki saatinde gelmemesiyle iyice işkillendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise oğlunun bir hastanede olduğuna dair bir telefon aldı. Birisi araba ile oğluna çarpmıştı. Marta kazadan bir saat önce kendini kötü hissetmeye başladığını söylüyor. Yukarıda ifade ettiğimiz olayların kesinlikle çok daha fazla örneği mevcuttur. Bu hikayelerden bazılarını 6. hissin bir varlığını doğrulamak için bir temel olarak alabilir miyiz? Bilim de bu soruyu sormaktadır. Aslında gerçeği bulmaya çalışmak için bazı deneyler bile yapılmıştır. Bu sayede ortaya ilginç bir konsept dahi çıkmıştır. Anormal öngörüş etkinliği. Peki nedir bu anormal öngörüş etkinliği? Illinois'teki Northwestern Üniversitesi muhtemel bir 6. his gerçekliği üzerine 26 çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar 1978 ve 2010 yılları arasında yayınlandı. 6. hissin mümkün olup olmadığı sorusu ile karşı karşıya kalan araştırmacılar kesin bir cevap verdi. Evet, bulgularına göre insanların olacak anı öngörebildiği bir yetisi var. ABD'de bir bilim insanı, insanlarda bilinçaltı düzeyde gezegenin manyetik alanını algılama yeteneğine sahip bir 6. his bulunduğunu iddia ediyor. Dünyanın manyetik alanını algılama yeteneği, böcekler, kuşlar ve bazı memelilerde bulunuyor. Bu manyetik alanı algılamaları sayesinde göç edebiliyorlar. California Institute of Technology'nin jeofizik uzmanı Joe Kirschke, aynı özelliğin aslında insanlarda da bulunduğunu söylüyor. Kirschke, yaptığı deneyde sonuçların tekrarlanabilir ve doğrulanabilir olduğunu ifade ediyor. Bundan önce 24 kişilik küçük bir ekiple çalışmalar yürüten ve başarı sağlayan bilim insanı çalışmasını geliştirebilmek için 900 bin dolarlık bir fon almayı başardı. İnsan manyetizasyonunun varlığı daha önceleri yapılan bir dizi testle reddedilmişti. Ancak yapılan yeni testlerle bunun olabilirliği tartışılmaya başlandı. Kirschke bu konuda gerçekleştirdiği deneyler birçok bilim insanı tarafından destek görüyor. Dünyanın manyetik alanını hayvanların algılıyor olduğunun kanıtı önceleri kuşlar ve kelebekler gibi kanatlı hayvanlar üzerinden ilerlese de ortaya çıkarılan yeni bir bulgular köpekler gibi memeli hayvanların da bu manyetizmayı algılayabildiği yönünde fareler ve sıçanların yuvalarını bu manyetik alan çizgileri boyunca inşa ettikleri biliniyor.
Altıncı bir duyu mümkün mü? Duyudan bahsettiğimiz anda ister istemez felsefenin alanına da girmiş oluyoruz. Altıncı his ile ilgili konuşurken ne sadece bilimsel açıdan bir değerlendirme mümkün ne de mistik tanımlamalar yeterli. Hem bilimsel olarak hem mümkün hem de mistik anlamda. Ama bu iki disiplinin mümkün dediği şey tamamen farklı. Bilimsel yaklaşım ne diyor? Boş bir sokakta yürüyorsunuz, arkanıza bakmasanız dahi, bir ses duymasanız dahi, eğer arkanızdan yürüyen biri varsa bunu hissedersiniz. Bu örnek 6. his ile ilgili en çok verilen örneklerden biridir. 6. his halk arasında genelde psikik güç olarak algılansa da bilim açısından 6. his duyu dışı algı anlamına geliyor. Çoğu bilim insanı böyle bir duyu tipinin olduğunu kabul etmiyor. Bunun en önemli nedeni ispatlanamıyor oluşu elbette. Ve yine çoğu bilim insanı 6. hissin diğer duyularımızın birbiri içine sızma hali olarak değerlendiriyor. Yani 5 duyumuzun ayrı yeni bir duyu olmadığını düşünüyorlar. Duyusal sızıntı. Birinin arkamızda yürüdüğünü ya da evde bizden başka birinin olduğunu hissedebilmemizi ele alalım. Bilim bu noktada göremediğimiz, duyamadığımız, dokunmadığımız, tatmadığımız, koklamadığımız nesnelerin bilgisine yine bu 5 duyumuzla ulaşabileceğimizi, bunun dışında herhangi bir mistik yol olmadığını söylüyor. Arkamızdan biri yürürken duyma eşiğimizin altında olduğu için ayak sesini almasak bile sesten yayılan titreşim bir şekilde bizim bilinçaltımız tarafından işleniyor olabilir, diyor. Bir köpek vücudunuzdan yayılan bir kimyasalın kokusunu alıp koktuğunuzu anlayabilir. Feromonlar vücut dışı kimyasallardır ve hayvanlarda çok güçlü olmasına rağmen insanlarda körelmiştir. Fakat yine de bilinçaltı düzeyde bizi yönettiği bir gerçek. Yani bizi takip eden birinin aynı şekilde hissedebiliriz. Platon'u hatırlatmakta fayda var. Platon, bu dünyaya gelmeden önce her şeyin bilgisine sahip olduğumuzu ama dünyaya geldiğimizde unuttuğumuzu, zihnimizin boş bir levha olduğunu söyler. Ve tüm yaşam deneyimi önceden bildiğimiz bu bilgileri hatırlamaktan ibarettir. Doğu felsefesi de, mistisizm de, Platon'un bu anlayışından etkilenmiştir şüphesiz. Altıncı his yeni bir şey değildir. Hepimizde vardır. Bütün insanlar kalp gözüne sahiptir. Önemli olan farkındalıktır. Onu geliştirmek için meditasyon gibi yöntemlere eğilmek gerekir. Evet, bu konu hakkında şunu söyleyebilirim. Makalede de hem bilim yönünden hem mistisizm yönünden iki yönlü olarak konuya değindim. Burada benim de daha önceden okuduğum ve edindiğim bilgiler yönünde, bilim yönünde şöyle bir durum da var. Kuantum fiziğini az çok duyuyorsunuz ya da benim videolarımda da ele almışımdır çoğu zaman. Kuantum fiziği yönünden baktığımızda aslında dünyayı algılama, yani ışığı algılama diyebilirim, fotonları algılama kısmımız yaklaşık 0,3 saniye, saniye ya da daha fazla olabilir. Şu an net hatırlayamıyorum. Ama bize ışığın ulaşmasıyla algıladığımız süreç geçmişle gelecek arasındaki bir süreç. Yani şöyle açıklayabiliriz. Benim şu an bir noktaya baktığımı düşünün, hayal edin. O noktaya baktığımda aslında ben oraya bir 0,375 ya da 0,3 saniye önce baktığım ve fotonları algıladığım meydana çıkıyor. Biraz karışık bir konu ama 6. ise bir örnek olabilir diye düşünüyorum bunu. 6. his ben bilim yönünden yorumlayabilirim bunu. Bence de hani bilim ne diyorsa o diyebilirim bu konuda da. Gerçekten hepimiz yaşamışızdır bir şekilde ama 6. his diye bir şey bilimin şu an kabul etmediği ya da ispatlayamadığı için ben de şu an kabul etmiyorum ve ispatı olmayan bir şeye inanmıyorum tabii ki. Bu şekilde yorumlayabilirim ben de. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
abone olmayı ve yorum yazmayı ve video hakkında bildiklerinizi paylaşmayı sağlayabilirseniz çok memnun olurum. Ben de zaten siz yazdıkça size cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınız ya da eklemek istediğiniz konularda haliyle yorum yaptığınız zaman ben de daha fazla araştırıp size o konu hakkında daha detaylı bilgiler de verebiliyorum. Hatta bazen sizin yorumlarınıza istinaden değişik video konuları da yapabiliyorum. Bu yönden mutlaka yorumunuzu esirgemeyin, iyi ya da kötü. Ben de size dönüş sağlayayım ve belki de bilgiyi daha fazla arttırabiliriz bu konuda da.